بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الوقتة من لساني يفقه قولي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث Estağfirullah el-Azim, Estağfirullah el-Azim, Estağfirullah el-Azim lezî lâ ilâhe el-hayyel ve etûbü ileyh. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine, ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Bugünü bizim için hayırlı kıl. Bugünü bizim için bereketli kıl. Ya Rabbi, bugün içinde yapacağımız bütün ibadetlerimizi, taatlerimizi, dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Ya Rabbi, bizi bugün için ve bütün günlerimiz için şeytanın ve nefsin vesveselerine uymaktan bizi kurt kurtar ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, ey merhametlerin en merhametlisi. Bugünümüzü, bu haftamızı bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Bugün içinde başımıza gelecek her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden sana sığınıyoruz. Ya Rabbi, sen fazla kereminle bizi bu sıkıntılardan kurtar. Ya Rabbi, bugünümüzü, yarınımızı, ve bütün ömrümüzü her zaman hayırlı, bereketli, güzel ibadetler içinde geçirmeyi bize nasip eyle. Ya Rabbi, sen her şeye kadir olansın. Sen yegane ibadet edilecek Allah'sın. Ya Rabbi, sen Kur'an-ı Kerim'de bize buyuruyorsun ki, dua edin, duanıza icabet edeyim. Bizler de acizane, fakirane fakat Senden her zaman ümidimiz olacak şekilde her zaman dua ediyoruz. Ya Rabbi senden başka kime dua edebiliriz? Sen bütün dualarımızı Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duası gibi kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bizi her türlü görünen ve görünmeyen doğal afetlerden, şeytanın, nefsin ve seslerinden, ve kötü insanların şerrinden koru ya Rabbi. Ya Rabbi, bütün ibadetlerimizi riyadan, kibirden kurtar. içimize razı olmadığın duyguların sevgisini koyma ya Rabbi. Ya Rabbi, günahlara karşı bize yardım et. Onları yapmamak konusunda bizim içimize korkunu her zaman koy ya Rabbi. Ya Rabbi, senden hakkıyla korkmayı ve seni hakkıyla sevmeyi bize nasip eyle. Ya Erhamen Rahimin, ey merhametlerin en merhametlisi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Ya Rabbi, Peygamberimizin sığındığı bütün şerlerden, kötülüklerden biz de ancak ve ancak sana sığınıyoruz. Ya Rabbi, Fatiha suresinde denildiği gibi İyyâke na'budu ve kenes nesta'in buyuruyorsun Ya Rabbi. Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Ya Rabbi bize yardım eyle. Sıkıntılarımıza, imtihanlarımızı hakkıyla geçmeyi, razı olduğun bir şekilde bir ömür yaşamayı bize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık bir ümmet olmayı bize nasip eyle. Ya Rabbi, mahşerde Peygamberimizin gölgesi altında gölgelenmeyi bize nasip eyle. Ya Rabbi mahşerdeki sorgularımızı kolay bir şekilde verip senin rızan doğrultusunda cennete girmeyi bize nasip eyle. Ya Erhamer Rahimin, ey merhametlerin en merhametlisi. Geçmiş bilerek ve bilmeyerek yapmış olduğumuz bütün günahlarımızı af mağfiret eyle, bağışla ya Rabbi bizi. Ya Erhamer Rahimin. Şu an Zor bir dönemden geçiyoruz. Hastalık sürecinde yoğun bakımlarda sıkıntı yaşayan, hastanelerde zorluk çeken bütün hastalarımıza, hasta yakınlarımıza yardım eyle ya Rabbi. Hastalarımıza fazla kereminle şifalar ihsan eyle. Ya Rabbi, geçim sıkıntısı çeken bütün Müslüman kardeşlerimize bolluk, bereketlik, helal rızıklar, helal zenginlikler nasip eyle. Ya Rabbi, Müslüman kardeşliği şuurunu yeniden bize ver. Ümmet bilincini yeniden bize ver. Ehli sünnet gölgesi altında tekrar bir olmayı, kardeş olmayı, bir araya gelmeyi ve birbirimizi sadece Allah için sevmeyi bize nasip eyle. Ya Rabbi! Bu dünyada kalan ömrümüzü de bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl, sağlıklı kıl. Ya Rabbi, bizim taşıyamayacağımız yükleri bize verme ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, ey merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım, bize zor imtihanlar verme, taşıyabileceğimiz yükün dışında ağır yükler verme Ya Rabbi. Ya Rabbi bizi isyana düşürme, bize sabır ver Ya Rabbi. Ya Rabbi, sana güzel kulluk edebilmemiz için bize yardım et. Allahümme e'inne ala zikrike ve şükrike ve husne ibadetik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dualarında buyurduğu gibi sana güzelce ibadet edebilmem ve şükredebilmem için bana yardım et. Ya Rabbi, sen her şeye hakim olansın ve sen her şeye kadir olansın. Ya Rabbi, sen ya vedutsun, aramıza muhabbet ver. Ya Rabbi, Müslüman kardeşleri olarak hepimize kardeşlik şuurunu ver. Ya Rabbi hepimize kardeşlik şuuru ver ümmet bilincini ver ya rabbi bize ümmet olarak basiret firas feraset ya rabbi ümmet olarak bize feraset basiret ver yeniden bir olmayı bize nasip eyle birbirimizi sadece Allah için sevmeyi nasip eyle ya rabbi sen bize dünyada ve iyilikte ya Rabbi sen bize dünyada da iyilik ve güzellik ihsan eyle, ahirette de iyilik ve güzellik ihsan eyle. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi Allahümme sebbit kalbi ala dinike Allah'ım kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Biz de bu şekilde sana dua ediyoruz. Bütün dualarımızı, ibadetlerimizi fazl-ı kereminle kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi başka bir ayette buyuruyorsun ki duanız olmasaydı Rabbiniz sizi ne yapsın? Biz de her gün sana yalvararak, sana dua ederek yardım istiyoruz. Ya Rabbi bütün dualarımızı, ibadetlerimizi, yapmış olduğumuz, kıldığımız namazlarımızın hepsini dergah hizmetinde kabul eyle. Ya Rabbi hastalarımıza şifalar ver, geçim sıkıntısı yaşayan arkadaşlarımıza, mümin kardeşlerimize bolluk bereketli kisan eyle. Ya Rabbi bu duayı dinleyen bütün Müslüman kardeşlerimizin sıkıntılarını gider. Onlara feraha erdir, hayırlı isteklerini ver Ya Rabbi. Ya Rabbi bütün ibadetlerimizi, dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirati haseneten ve kina azaben ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين